Açık Pencere Sesli Öykü Yazan Saki Seslendiren Turgut Ezgütekin Teyzem birazdan aşağıda olur Bay otel, dedi 15'indeki bilgiç küçük hanım. O gelene kadar bana katlanmanız gerekecek.'' Frampton Nutel, doğrusu teyzenin aşağı inmesinin biraz vakit alacağını da hesaba katarak, yeğeninin gururunu okşayacak uygun birkaç kelam etmeye çalıştı. Ama bir yandan da tamamen yabancı olduğu insanlara yaptığı bu nezaket ziyaretlerinin gördüğü sinir rahatsızlığı tedavisine nasıl bir yarar olabileceğini geçiriyordu aklından. Taşraya kaçıp dünyadan elini eteğini çekmeye hazırlanırken, ''Neler olacağını adım gibi biliyorum.'' demişti kız kardeşi. Orada kendi kabuğuna çekileceksin, tek bir Allah'ın kuluyla iki satır konuşmayacaksın. Sonunda can sıkıntısından sinirlerin daha da harap olacak. Sana oradaki tanıdıklarıma yazılmış birkaç tavsiye mektubu vereceğim. Hatırladığım kadarıyla bazıları hoş insanlardı. Frampton birazdan bu tavsiye mektuplarından birini sunacağı hanımın, Bayan Seppleton'ın o hoş insanlardan biri olup olmadığını merak ediyordu yeğen yeterince suskun kaldıkları kanısına vararak, ''Buralarda çok ahbabınız var mı?'' diye soracak oldu. ''Tek bir ahbabım yok.'' dedi Frampton. Kız kardeşim dört yıl kadar önce buranın papazının konutunda kalmıştı. O yüzden buradaki bazı kişilere sunulmak üzere tavsiye mektupları verdi bana. Bu son sözleri belli ki biraz da eseflenerek söylemişti. Öyleyse teyzemin nasıl biri olduğundan haberiniz yok, verdi. aklermiş küçük hanım. Yalnızca adını ve adresini biliyorum, diye itiraf etti ziyaretçi. Bayan Seppleton'ın evli mi yoksa dul mu olduğunu merak ediyordu. Odada tam olarak anlaşılmasa da bir erkeğin yaşadığını sezinleten bir şeyler vardı. Teyzem, o büyük facia yaşayalı tam üç yıl oldu, dedi çocuk kız kardeşinizden sonra olmalı. "Facia mı?" diye sordu Frampton. "Bu huzurlu taşra kasabasında nasıl bir facia yaşanabilir ki?" Yen, biçim bahçeye açılan geniş bir Fransız penceresini göstererek, "Şu pencereyi ekim gününün ortasında neden ardına kadar açık bıraktığımızı merak etmiş olabilirsiniz." dedi. "Bu mevsim için e, hava sıcak sayılır." dedi Frampton. İyi de bu pencerenin facia ile ne ilgisi olabilir ki? Tam üç yıl oluyor. Teyzemin kocasıyla iki erkek kardeşi bu pencereden çıkıp ava gitmişlerdi. Bir daha da geri dönmediler. Çalılıklardan geçerek her zaman çulluk avladıkları yere giderlerken zalim bataklık üçünü de çekip yutmuş. O yaz feci yağmur yağmıştı. Bilirsiniz işte önceki yıllarda güvenli olan yerler bile birdenbire göçü vermişti. Cesetleri asla bulunamadı. En fecisi de buydu zaten. Burada sanki o bilgiç çocuk gitti, yerine titrek sesle konuşan bir yetişkin geldi. Zavallı teyzem. Üçünün ve onlarla birlikte kaybolan küçük kahverengi şipen cinsi köpeğin bir gün mutlaka geri döneceklerini Eskiden olduğu gibi şu pencereden içeri gireceklerini sanıyor hala. İşte o yüzden pencere her akşam karanlık basıncaya kadar açık bırakılıyor. Zavallı teyzeciğim, hep anlatır bana nasıl çıkıp gittiklerini. Kocası su geçirmez beyaz trench kotunu koluna almışmış. Küçük kardeş Roni, her zamanki gibi teyzeme takılmak için onu illet eden Bertie beni terk etme şarkısını söylüyormuş.'' Sahiden de bazen böyle sessiz sakin akşamlarda yüreğim ağzıma gelir sanki üçü birden şu pencereden içeri hafifçe titreyerek sustu teyzesi geciktiği için özürler dileyerek telaşla odaya gelince Framton rahat bir nefes aldı umarım vera sizi ağırlamakta kusur etmemiştir dedi kadın "E ee, hayır <laughs> çok çok ilginçti dedi Framton Bayan Seppold'un pat diye ''Umarım şu açık pencere sizi rahatsız etmiyordur.'' dedi. Kocamla kardeşlerim avdan dönecekler de eve hep buradan girerler. Bugün bataklığın orada çulluk avına çıkacaklardı. Döndüklerinde zavallı halıcıklarımı çamur içinde bırakacaklar yine. Siz erkek milleti böylesinizdir işte.'' Bayan Seppleton şen şakrak, avdan, kuşların azaldığından, kışa ördek avına çıkma olasılıklarından dem vurarak cır, cır konuşup duruyordu. Frampton'u afakanlar basmıştı. Umarsızlığa kapılarak konuyu değiştirmeye, o kadar da dehşet verici olmayan bir konudan söz açmaya çalıştıysa da beceremedi. Ev sahibesinin kendisiyle pek ilgilenmediğinin, ikide bir gözlerini ondan ayırıp açık pencereye ve önündeki bahçeye kaydırdığının farkındaydı. Ziyaretinin bu hüzünlü yıl dönümüne rastlamış olması ne büyük talihsizlikti. İnsanların hiç tanımadıkları ya da tesadüfen tanıştıkları kimselerin hastalık ve illetlerini, bunların nedenleri, tedavileri en küçük ayrıntısına kadar öğrenmek için meraktan çatladıkları konusundaki oldukça yaygın bir yanılgıya kapılan Frampton, ''Hekimler kesinlikle başımı dinlememi tavsiye ettiler.'' Zihnimi aşırı yormamam, ağır bedensel işlerden kaçınmam gerektiği konusunda hemfikirler diyecek oldu. Sonra da ama nasıl bir perhiz uygulayacağım konusunda o kadar da hemfikir değiller diye sürdürdü sözünü. Bayan Seppleton tam esnemek üzereyken ya demek değiller dedi. Sonra birden yüzünde mutlu bir ifadeyle dikkat kesildi. Ama Frampton'un anlatmakta olduklarına değil. İşte sonunda gelebildiler. Diye haykırdı. Çaya da tam vaktinde yetiştiler. Görüyor musunuz? Baştan ayağa çamura batmışlar. Frampton hafifçe ürpererek Bayan Seppleton'ın duygularını anlayıp paylaştığını belirten bir bakışla yeğene döndü. Çocuk gözleri yuvarlığından fırlamış, açık pencereden dışarıya bakıyordu tarifsiz bir dehşete kapılarak dona kalan Frampton, koltuğunda döndü ve aynı yöne baktı. Üç karaltı, bahçenin gittikçe kararan alaca karanlığında pencereye doğru yürümekteydi. Üçünün de kollarının altında tüfekler vardı. Biri de beyaz bir trenç kotu omuzlarına almıştı. Yorgun bir kahverengi şüphenyıl hemen yanlarında ilerliyordu. Sessizce ve yaklaşıyorlardı ki genç, Boğuk bir ses, karanlığın içinden bir şarkı tutturdu. Bertie, terk etme beni cancağızım. Frampton, bastonuyla şapkasını kaptığı gibi, salon kapısını, çakıllı yolu, bahçenin ön kapısını yerli yepelek hızla geçti, arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. Yolun karşısından gelen bir bisikletli ona çarpmayayım derken çite tostayı verdi. Beyaz trenç kotlu adam pencereden girerken işte geldik canım dedi. Epeyce çamura battık ama <laughs> bereket çoğu kuru. Kimdi o biz gelirken kelle götürür gibi kaçıp giden? Çok garip bir adam. Bay Nutel diye biri dedi Bayan Seppleton. Yalnızca hastalıklarını anlattı durdu. Sonra da sizin geldiğinizi görünce bir hoşça kal demeden, özür bile dilemeden fırladı gitti. Gören de hortlak görmüş sanır. Yeğen istifini bozmadan galiba şipenyıl yüzünden dedi. Köpeklerden çok korktuğunu söylemişti. Bir defasında bir sürü sokak köpeği onu Ganj Nehri kıyısındaki bir mezarlığa kadar kovalamış. Geceyi yeni kazılmış bir mezarda geçirmek zorunda kalmış.'' Ağızlarından köpükler saçılan köpekler de sabaha kadar tepesinde havlayıp hırlamışlar. E kim olsa ödü patlar. Bir ayak üstünde. Kırk yalanın belini bükmekte hiç kimse bu kızın eline su dökemezdi.